Merhaba, ben fizyoterapist Ecem Ürkmez. Evde kaldığımız bu günlerde kas ve kemik sağlığımızı korumak adına evde basitçe yapabileceğiniz egzersizleri sizlere göstereceğiz. Siz bu egzersizleri sabah, öğlen, akşam olmak üzere günde 3 tekrarla uygulayabilirsiniz. Bu egzersizimizde sırt üstü düz bir zemine uzanıyoruz. Sağ dizimizi bükerek ayağımızı yatağa yerleştirdik. Sol dizimizi bacağımızın arkasından destekleyerek karnımıza doğru çekiyoruz. Bu pozisyonu aldıktan sonra dizden aşağısını yukarıya doğru düzleştirerek gerim kuvveti uyguluyoruz. Bu gerim kuvvetini hissettiğimiz noktada 30 saniye bekleyerek daha sonra başlangıç pozisyonuna geri dönüyoruz. Bu egzersizimizde üst bacak kas gruplarımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Sırt üstü düz bir şekilde zemine uzandık. Sağ dizimizi bükerek ayağımızı yatağa sabitliyoruz. Sol bacağımızı düz tutuyoruz. Parmakları kendimize doğru çektikten sonra diğer dizin seviyesine gelecek şekilde düz bir şekilde yukarıya kaldırıyoruz. Havada 10 saniye beklettikten sonra yavaşça başlangıç pozisyonuna geri dönüyoruz. Bu egzersizimizde bacak yan kas gruplarını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Altta kalan dizimizi bükerek kendimize destek alanı oluşturuyoruz. Ardından üstte kalan bacağımızı düz bir şekilde tutarak ve parmaklarımızı kendimize çekerek ağrı oluşturmayacak seviyeye kadar yukarı kaldırıyoruz. Havada 10 saniye bekledikten sonra yavaşça başlangıç pozisyonuna geri dönüyoruz. Bu egzersiz esnasında elimizle başımıza destek olabiliriz. Bu egzersizimizde düz bir zemine yüzüstü olacak şekilde uzanıyoruz. Ellerimizle alnımıza destek olabiliriz. Hareketi yaparken ağrı oluşmamasına dikkat etmemiz çok önemli. Kalçamızı düz zeminden ayırmadan bacağımızı düz bir şekilde yukarıya kaldırarak havada 10 saniye bekliyoruz. Ardından yavaşça başlangıç pozisyonuna geri dönüyoruz. Bu egzersizimizde dik bir şekilde sandalye ya da koltukta oturmamız gerekiyor. Ayaklarımız yerden destek alacak şekilde olmalı. Bir dizimiz yerde dururken diğer ayağımızın parmaklarını kendimize doğru çekerek kalçamızı koltuk ya da sandalyeden ayırmadan dizimizi düzleştiriyoruz. Burada arka kas grubumuzda gerim hissedebiliriz. Bu normaldir. Bu pozisyonda 10 saniye bekledikten sonra yavaşça başlangıç pozisyonuna geri dönüyoruz. Bu egzersizimizi evde sandalyeden destek alarak yapabilirsiniz. Bu egzersizimizde dizimizi geriye doğru bükerek topuğunuzu kalçanıza yaklaştırıyorsunuz. Yaklaştığı bölgede elinizle bilekten destek olarak ön bacak kas grubunuzda gerim hissetmeniz gerekiyor. Gerim olduğu noktada 30 saniye tutarak yavaşça başlangıç pozisyonuna geri dönüyorsunuz. Bu egzersizimizi yaparken ayak parmaklarınızın üzerinde yavaşça yükselmeniz gerekiyor. Yükseldiğiniz noktada 10 saniye durarak ardından topukları yavaş bir şekilde başlangıç pozisyonuna geri döndürüyorsunuz. Bu egzersizimizde ayaklarımızı kalça genişliğinde açtıktan sonra dizinizi yavaşça geriye doğru bükerek havada topuklar tavana bakacak şekilde 10 saniye kadar bekletiyoruz. 10 saniyeyi tamamladıktan sonra yavaşça başlangıç pozisyonuna geri dönüyoruz. Bu egzersizi yaparken evde duvardan destek alabilirsiniz. Bu egzersizimizde sırtımızı duvara yasladık. Ayaklarımızı omuz genişliğinde açıyoruz. Sırt, baş ve belimizi duvardan hiç ayırmadan yavaş bir şekilde hafifçe çömeliyoruz. Çömeldiğimiz noktada 10 saniye bekleyerek ayaklarımızdan destek alıp tekrar kendimizi başlangıç pozisyonuna döndürüyoruz. Bu hareketi yaparken ellerimizi bacak üzerinde, kalça seviyesinde ya da öne uzatılmış pozisyonda tutabiliriz. Bu egzersizimizi yaparken öncelikle duvarın karşısına geçiyoruz. Ardından rahat bir pozisyonda durarak bir ayağımızı öne alıyoruz. Ellerimizle duvardan destek alarak topuklarımızı hiç yerden kaldırmayacak şekilde öndeki dizimizi bükerek arkadaki dizimizi düz bir şekilde tutup gerim kuvveti uyguluyoruz. Bu gerilmeyi hissettiğimiz noktada 30 saniye bekleyerek ardından yavaş bir şekilde başlangıç pozisyonuna geri dönüyoruz. Bu göstermiş olduğumuz egzersizleri günde 3 tekrarla uygulayabilirsiniz. Ama unutulmamalıdır ki egzersiz kişiye özel bir şeydir. Herhangi bir sağlık probleminiz varsa ya da bir şüpheye düştüğünüz durum olursa mutlaka doktorunuza ya da fizyoterapistinize danışmanız gerekir. Sağlıklı günler dileriz.